Biz bunu izledik mi ya, hatırlamıyorum ben. Aha, başlıyoruz. En tatlı yarışmaya götüreceğiz şimdi sizi. Ankara'da bal yeme yarışması düzenlendi ve bir... Abi böyle bir yarışma olamaz ya. Birbirinden güçlü 7 olaması rakip lazım 5 ya. dakika içerisinde 1 kilo 125 gramlık petek balları mideye indirdi. Haydi bismillah. Haydi 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 haydi. İddialıydılar. Diyabet yarışması. Odaklandılar. Bal yeme yarışması şimdi başlıyor, bakalım. Arkada kocaman bir bal... Arısı var. Dakika içerisinde Jurassic Park gibi. Bu ne oğlum? Ne kadar bal tüketecek? Petekli balı ellerine aldılar, adeta çiğnemeden yuttular. Ne kadar bal yesem bir iki gün camis gibi uyurum, amka fenalik geçirmedik. Fuarında bir şey değil mi? Harbiden kalkamazsın ya. Erken pes edenler de oldu, sonuna kadar direnenler de. Şu an iyiyim ama yerken inanılmaz bir garip hissettim yani o... Hepimiz tahmin edebiliyoruz. Hissin tabiri yok. Midem beni uyarıyor ama yesim de... O hissin tabiri geliyor, var abi. İki kaşık bal yiyince onu alıyorsun. Bal yeme yarışmasının birincisi Talip Mustafa Demiroğlu 5 dakika içerisinde... 1 kilo bal yemiş adam ya. 25 gramlık balı... 1 kilo balı nasıl yedin? 5 dakikada yedim, evet. Sadece midemde yanma var. Yakıyor yani. Birinciye 1000 liralık ödül verilirken ikinci ve üçüncüye de bal hediye edildi. Gramaj farkıyla kaybettim. Ben balı çok seven bir insan değildim zaten. Fuarın en ilginç balı... O zaman niye bal yeme yarışmasına katıldım? Manyak. Safranlı ve gümüşlü bir bal var. Altınlı bu balın kilo fiyatı yaklaşık 1000 lira. Hem damak tadından vazgeçmeyen hem de bununla birlikte... Oha, bal 1000 liralık bal ya. İnci görenler abi. Bu adamın kan verdiği gibisi diyabet oluyor. Bir şey diyeyim mi yani o herifin? Çok iyiymiş ya. Teşekkür ederim. Bunu YouTube'a yüklerken artık şimdi 6 farklı kişiden telif yiyeceğiz. Biri ve hepsi de o saniye için. Tadanlardan tam notu aldı. Beğendim şu an seni, güzel yani. Abi disk kapandığı için Nikot'u satamam. Warp art, Warp'la girilebiliyor Discord'da aslında bu arada. 111.com. Antalya'da bir festivalde... 1,5 kilo balı 33 saniyedeymiş bu adamda. 3, 2, 1... Bu bizim demin izlediğimiz mi lan? Başla! Abi bu daha korkunç ya. Petekli bal gene petek. Ağırlığı var hani. Instagram operasyon bakar mısın? Torba içer gibi kaşıkladı. 33 saniyede yedi. Rakiplerine fark attı. Tamam. Burada. Kabil mi? Bana hatırlat onu. Antalya'da bu yıl 7.'si düzen... Oğlum 33 saniye çok hızlı lan bu arada. Hasat ve bal şenliği Mehteran takımı ve yörük göçüyle başladı. Geleneksel bal yeme yarışmasında birbirinden güçlü rakipler kıyasıya mücadele etti. Evet, yarışmacılarımız çok hızlı. Oğlum bu dedenin sakallarına yapıştı hepsi lan. Abi. Öpüyoruz. Abi. Abi döküldü seninki. Seninki döküldü. Erkeklerde Adem Tatlı Kulak 33 saniye ile rekor kırdı. Üst üste 3 kez. Birinci... Ey bok yedin. Kadınlarda Zeynep Afşin. Adam 3 senedir bunu yapıyormuş ya. 10 saniyede yiyerek ben de varım dedi. Kazandım, çok mutluyum. Bal çok güzeldi. İnanılmaz. Biz abi sonra niye Hokka oyunu çıkıyor yani Allah aşkına. Dayı yavaş ya. Allah Allah. Su içer yok. Bu ne oğlum? Kavanozdan bal içiyorlar. Devam. Devam. Yemeye devam. Allah 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 Allah. Memduh Aydıncay. O neydi oğlum? Aydıncan Antalya Görük Efeleri Dernek Başkanı ve Yükseliş Mahalle Muhtarı. Hoş geldiniz. Safalar getirdiniz. Ekrem Zonk Öz ve Derneği Başkanı Eskişehir'in eski milletvekilimiz. Dayı niye böyle yapıyor?
Jim Carrey suratı. Bu ne? Ödül ne hiç bilmiyorum. Bence ödül yok eğer. Doymuyor ya. Oğlum. Bayır domuzu olacak hepsi. Ödül de bal herhalde. Birazdan dayı yalayacak herkes. O sırada bal yapmak için olan balar ileri. Değil mi ya? Rafet Ulutaş 4. olmuş. Özgür Başaran 3. olmuş. Uğur Türkgök. Türk Yılmaz 2. olmuş. Ali Atakan 1. olmuş. Ali Atakan. Aslan ya. Ali olsun da candan olsun. Ali Atakan bu herhalde. Artı 30 kağıt tarla iş süresi var bu adamın. 40 arsası var. Kesin bu arada ya. Abi benim bal yeme yarışması bitmiyor ya. Götüreceğim sizleri Ankara'da bal aynen. Türkiye Arıcılık Fuarı'nda yapıldığı bal yeme yarışma. İddialıyım tabii ki. Ben daha önce 1 kilo bal yemişliğim olmuş. Daha önce denemişti. İddialıydı da. Yarışma. Midem eridi bal yemeden. Bal şimdi, yeme dışında başka bir şey. Bingöl Üniversitesi bal yeme yarışması. Didi'nin partisinden dönerken DiCaprio. Ayıp'ta Tiger çalıyor ama albüm ve sincaplar söylüyor arkada. Duyuyor musun? Bir dakika, herkes albüm sincaplar lan. Adam da öyle. Telif yememek için yapmış abi. Oğlum bal çok kötü duruyor bu arada ya. Bal tam şekerlenen, şeker basılmış. Sahte bal duruyor yani. O geldi. Yarım yılıyla Ruf Dor geldi. Kalp atmayanın kalbi kurusun. Onda Adnan sesledi. Öpüyorum. Ruf Dor. Teşekkür ederim. Beni dinliyorsunuz arkadaşlar, gelin, gel, ağabeyim. Sene sonunda Allah belanı. Buraya gelin, buraya. O mikrofon geldim oraya bak. Onun gözlerini uyarım vallahi, kafası gidiyor ondan, buradan millet benim gidecek. Ben gözünü çabuk, ben işe gidin kemanı vereyim. Ne diyorsun sen? Canım bal çekmedi abi benim de. Ya çıkmazsın sonra gir o zaman. Ailesi olan var abi. Abi bir de bütün video kim kazanıyor ya Allah aşkına, kazanan ölüyor mu, bir son hallerini merak ediyorum. Walking Dead'teki zombiler bal yese. Herkes acı çekiyor ya. Herkes acı çektiği o kadar belli ki. Yoksa adam kusacaktı. Düşsene, üniversiteye gidiyorsun.
yaz festivali yapacaklar falan filan abi. Sonra üniversitede yaz festivali bu amına koyayım. 108 196 246 çocuklar falan geliyor böyle. 300'lü seri, 300'lü seri, 400'lü seri, 400'lü. Evet, kazanana bal hediye edilmesi çok komik. 136. Bunu bir alalım, 136'yı kenara. Aldık. Bir de 200'lü var burada. Başka daha düşük oranlı var mı diye bakıyorum. 400, 246. Zonguldak Günü Festival. 306. Şu, bu daha düşük hocam. 200 burada. Bir daha tartabilirim. Şunu bir alalım. Muhammed Öz ilk üçünü kaç gram yemiş oluyor Veysel Bey? 200 gram, 750, 550 gram bal tüketmiş 2,5 dakika içerisinde. Ben de oraya geçeyim, dur ya. Muhammed, tebrik ediyoruz. Sağ olun. Eğlenceli bir yer. Allah aşkına. Bal yeme yarışması istemiyorum artık. Çok fazla varmış. Yoğurt yarışması. Baldan sonra hepsi çok kolay abi. Bunlar ne kadar yoğurt yiyebiliyorsun yarışması değil. Yoğurt daha samimi, evet. Hamsi yeme yarışması. Karadeniz başkent. Allah aşkına. Zaten böyle Trabzon, Karadeniz taraflarıyla ilgili bir haber yapıldı. Bu müziği koymayanı dövüyorlar amına koyayım haber şeyinde. Heyecanlı. Bunu koymazsan dövüyorsun. Dayak yiyorsun yani. O haberi sunamazsın. Bu kadar zor olmamıştı. Çünkü önlerindeki 35 balığı en hızlı Kocaeli şehirler arası insülin direnci ve diyabet yarışması. Hafif polen birinciliği. Hamsiyi çok sevdiğim için çok iddialıydım. Ankara'da Karadeniz rüzgarı estiren tanıtım günleri etkinliğine yarışmalar damga vurdu. Hamsi yiyebilirsin bence ya bu arada. Ocağı ve mangala indi. Şimdi nar gibi kızardı. Yarışmacıları bekliyor. Kaç tane yersiniz? Ben 20 tane yerim. 20 çok az ya. Bunların hepsi beni yer gibi geliyor. Yarışmacı. Ama kılçık biraz problem. Aldı. Her birine 35'er hamsi bırakıldı. En çabuk. 35 çok kolay ya. Kazanacak. Çatal bıçak vakit kaybettirirdi. Onun yerine. Abi hamsi tavayı alacaksın böyle. Şekilde bitti işte. Ellerini kullandı yarışmacılar. Teker teker olmaz öyle. Kıyasıya kapıştı. Kazanansa kılçığı da yiyeceksin tabii canım. Katır katır. Normal hamsi yerken kılçığı yiyorum ben yani aslında. O kadar sıkıntı olmayabilir. Rakiplerimi görüyordunuz. Kaç kilosun? 125-130. Biraz daha kilo aldınız herhalde. Herhalde bunu yedikten sonra. Arkadaş yeme konusunda bizden daha iyi. Sadece hamsinin çok sıcak olması beni etkiledi. Günün ikinci yarışmasında Karadeniz'in... Kukureç yeme yarışması abi çok kusturucu. Abo. Tur lezzeti muhlamalar geldi yarışmacıların önüne. Bu kez kaşıkları muhlamaya salladılar. İddialı mısınız? İddialıyım. Ne kadar iddialısınız? Çok iddialıyım. Bu biter mi? Siz... Bu yenmez abi. Az koymuşlar. Bu yenmez oğlum. Bu var ya bu. Bayılırsın lan. Hayır ben topladım onu. Bitti yani bayılırsın yani. Bitecek. İmkansız. Yarışmasının ilkinde iki yarışmacı tabakları aynı anda bitirdi. Şimdi ikisi aynı anda yeniden yarışacak. Abi muhlama ve kuymak o aynı şeydi, ismi mi farklıydı? Ne değişiyor bu? Çok... Öyle de oldu. Rakibinin muhlama yeme hızına yetişemedi. Biz onu bir ara 1,5 saat konuşmuştuk. Bir daha konuşmayacağıma yemin ettim. Hırs yaptınız herhalde. Aynen. Ama ben dedim yani girme benimle yarışa dedim. Hamsinin boldurdu. Hayatta yiyemezsin bu arada ya. Bir şey farklıydı. Sena açıklamıştı herhalde onu. Hamsi yeme yarışmasına tüm Türkiye'yi bekliyoruz. Katılım şartları... Tüh ya. Hapsiciliğe. Kaçırmışız ya. Tebrik ediyoruz katkılarınız için. Sağ ol. Hamsi yeme yarışması. Hamsi yeme yarışması çok oluyormuş. Bu ne abi? Bu normal. Bu böyle bir... Kankalar hamsi yiyor videosu gibi bu. Ben Trabzon değilim. Yok. Aha. Muhlamanın aksine kuymagi peynirsiz yapabiliyorlar abi. Trabzon kuymaginde minzi ya da imansız peynir kullanıyorlar. Muhlamanın aksine kuyma peynir yapabiliyorlar. Trabzon kuymanda minzi ya da imansız peynir. İmansız peynir ne oluyor? Yahudi falan mı? Ne başı ağrıyor ne de midesi şişiyor. James şişleri yemek için beklerken mutfak kısmında da hararetli bir çalışma var. Yetişebilecek misiniz? Yabancıydı geçmez değil mi lan bu adam? Biz bunu izlemiştik herhalde ya. Onu nasıl yediğini ben biliyorum. Onun için ben yetiştireceğim. Adam James ya.
Daha diyecek bir şey yok. Mükemmel yiyor, iyi götürüyor. Başlamasıyla bitirmesi bir oldu. Yemedi, adeta yuttu. Yani nefes almıyor, çiğnemiyor. Bu herif bir sürü bir şeyler yiyor değil mi galiba? YouTube'da bu adam... Ne oğlum bu? Yutuyor. Frit yarışması. Yanında kola içiyor. Bol bol Oo, kola içiyor. Yok lan. Kola nasıl içiyor mesela ya? Manyak. Yapılan rekor denemeleriyle biliniyor. Ve bir geçtiğimiz hafta rekoru kırdı. Ödülü aldı. Ancak daha da iyisini yapacağım dedi. The last challenge I did here, I broke the record in half the time. I found it quite easy. James son denemesinde 50 dakika içinde tam 30 tane cağ kebabını yemesi gerekiyordu. O bunu tam 4 dakika içinde bitirdi. Üstüne yetmedi, 2 tane de sütlaç yedi. Abi saç kesimine ben de çok kıl oldum herifin ya. Kim ise gözünü daha yükseğe dikti. Bugün kırılacak rekoru dünyada bir daha hiç kimsenin kıramayacağını düşünüyorum. İşaretle nefes kesen rekor denemesi başladı. James Webby daha ilk saniyelerden rekor geliyor hazır olun der gibi yemeye başladı. James tam 10 dakika içinde 40 cağ yedi bile tepside. Turşu murşu da yiyor ha bu arada. Lavaşla falan yiyor oğlum. Adam baya normal yiyor. Tabağa koyuyor ve her lokmasında bir cağ yiyor. Ve şimdi ikinci tepsi geldi. İkincisine geçecek ancak nefes dahi almıyor. Allah Allah. Bence bu zor bir rekor. Avusturma abi adamın aksi timza aksi gibi abi. James sürenin dolması. Hayat James'e güzel değil abi. Yok ya. Çok çok öyle durmuyor. Bir daha kırılması güç bir rekora imza attı. Daha yarım bir de. Bir önceki rekoru 30 olan. Abi bu adamın teleskobu var biliyor musunuz uzaylı? Cağ kebabının iki katı cağ kebap yedi. Toplam 63 tane cağ kebabıyla birlikte. Ne alaka? Nerede nereye? Bir de lavaşla birlikte. Ya bir de lavaşmış ya. Bir tabakta turşu yedi. James, are you okay? I'm good. Yeah, enough. Ve hala iyi olduğunu söylüyor. Dadaş James diyeceğiz artık ona. İnanılmaz ya. Bu adamın kanalı falan yok mu ya? Aa, varmış tabii ki de. Aa çöp şişte sürekli çıkan herif bu. En popüler. Yok, böyle... Adam bal yiyip bayılan ayıya donmuş. Abi bu herif... Bu herif şeyden daha ekstrem duruyor lan. Bir tane eleman var ya. Neydi o adam? Zayıf bir çocuk. Biliyorsunuz siz de ya. 6 tane protein protein içiyor ya. Matt McBank diyor. Ondan daha ekstrem duruyor bu herif. Şu çöp şiş challenge. İhlas habermiş ama adamı kendi. 3, 2, 1. Aa bu kızı hatırlıyorum lan ben. Geçen sene. Bu da çok iyiyordu değil mi? Antalya'da bir restoranın düzenlediği yarışmaya katılan 33 yaşındaki Avustralyalı James Webb 18 dakika gibi kısa bir sürede 550 çöp şiş yiyerek rekor kırdı. Avustralyalı turistin rakibi olan ve daha önce 46 dakikada 315 çöp şiş yiyen Ceren Yılmaz Aysa yarışmanın yarısını rakibini şaşkınlık içerisinde izleyerek geçirdi. Okay, let's go. Kraliçe'nin destek istiyorum. Ceren Ay bu kadar çöp şiş yemek için aslan olmak gerekiyor diye konuşurken restoran sahibi ise yarışmacının hızlı yiyişinden dolayı eti yetiştirmekte zorlandıklarını belirterek mutfaktaki dumanlardan usta görünmüyordu dedi. Muratpaşa ilçesinde bir restoranda düzenlenen çöp şiş yarışması. Bir sorum var ama sormayacağım. Sıçmayla alakalı bir soru değil mi? Net sıçmayla alakalı bir sorudur.